Yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Bugün İçişleri Bakanı'nın ziyareti, Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmesi sırasındaki yaşanan arbedeyi izleyicilerimizle paylaştık. Sizler de tabii oradaydınız ve kayyıma yönelik bir takım tepkilerinizi dile getirdiniz. Sonuçta sizin bize aktarabileceğiniz o görüşme sırasında neler oldu, neler bitti, neler konuşuldu? Yani şöyle... Çok affedersiniz. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız haklı olarak yani bir kamu binasına girememenin ne olduğunu göstermek açısından Plan Bütçe Komisyonu'nun girişinde Sayın Bakan'ı bir dakika bekletmek istediler. Ekipleriyle beraber, milletvekilleriyle beraber. Ama yani 30 saniye konuşmak yerine, yani Sayın Bakan bir 30 saniye konuşmak yerine, bir 30 saniye onları dinlemek yerine tam tersine onlarca AKP'li vekil ve onlarca polis eşliğinde adeta hani saldırganca bir tavırla bütün vekilleri itleyerek Plan Bütçe Komisyonu'na girdiler. Yani olayın cereyan şekli bu. Ama ondan sonra mecliste genel kurulda dahil olmak üzere sanki Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız vandallık yapıyormuş da onlar demokratik bir tutum içerisindeymiş gibi bir algı yaratmaya çalıştılar. Bu doğru değil. Asıl vandallık gerçekten Cumhuriyet Halk Partili vekillerin üzerine onlarca milletvekili güvenlik görevlisinin saldırganca üzerlerine yürümesiydi. Bunu özellikle söylemek gerekir. Şimdi kayyum meselesine gelince elbette İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor ama İçişleri Bakanlığı bütçesi kayyum gölgesinde görüşülebiliyor. Çünkü çok kısa bir süre önce 4 Kasım tarihinde biri büyük şehir olmak, biri büyük şehir, biri şehir olmak üzere 3 yere kayyum atandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, benim vekil olduğum Batman Belediyesi'ne ve Urfa'nın Halfeti ilçelerine kayyum atandı. Ondan önce de Türkiye'nin en büyük ilçesine Esenyurt'a kayyum atanmıştı. 3 Haziran tarihinde de yine Sayın İçişleri Bakanı'nın görev süresi içerisinde Hakkari'ye kayyum atanmıştı. Yani bu kesintisiz bir şekilde halkın iradesi gasp edilmeye, kesintisiz bir şekilde seçilme hakkı yok sayılmaya ve seçilmiş olan belediye başkanları yerine atanmış memurların kayyum olarak görevlendirilmesine devam ediliyor. Doğal olarak biz de muhalefet partileri olarak buna tepki gösterdik. Bizim tutumumuz demokrasiyi savunmak, bizim tutumumuz anayasayı savunmak, bizim tutumumuz temel hak ve özgürlükleri savunmak, bizim tutumumuz halkımızın seçme ve seçilme hakkını savunmak. Biz buradayız. Siyasi iktidar ise anayasayı yok sayarak, halkın seçme seçilme hakkını yok sayarak belediyeleri gasp ediyor ve pişkin bütün bunlar yaşanmamış gibi muhalefet partilerini vandallıkla suçlayabiliyor. Bakın 4 Kasım tarihinde kayyum atandığında sabah saatlerinden itibaren biz belediyenin önündeydik, herhangi bir çağrı yapmadık. Yani sabahın ilk saatleriyle beraber binlerce Batmanlı belediyenin önüne geldi ve kayyum görevlendirilmesini protesto etti. Emin olun çok vahşi görüntüler çıktı ortaya. Yani oraya protesto etkinliğine gelen arkadaşlarımız yerlerde sürüklenerek gözaltına alındılar. Ve gözaltına alındıkları sırada işkenceye maruz kaldılar. Çok sayıda genç arkadaşımızın gözleri patlatılana kadar şiddete uğradılar. Ertesi sabah bir yurttaşımız, engelli bir yurttaşımız, %74 engelli olan bir yurttaşımız polis köpekleri eşliğinde evinden gözaltına alındı ve polis köpeklerinin saldırısı sonucu 11 tane dikiş atıldı. Ölümden döndü yani gencecik insanlar. Şimdi bütün bunlar yokmuş gibi siyasi iktidarın vekillerinin muhalefet partilerini sanki saldırgan bizmişiz gibi. Yani sanki ortada hiçbir şey yokken biz böyle tepkilerimizi ortaya koyuyormuşuz gibi davranmaları anlaşılır bir şey değil. Bu bir hedef saptırma. Yani çok açık söylemek gerekir. Kaybettikleri, kazanamadıkları şehir belediyelerini, büyükşehir belediyelerini, ilçe belediyelerini bu biçimde gasp etmeye çalışıyorlar. Ve kayyum atadıktan sonra da emin olun o belediyeleri onlarca yıl ödeyemeyecekleri borçlar altına bırakıyorlar Zeynep Bey. Yani bakın ben defalarca söyledim, aracılığınızla yine izleyenlerle paylaşmak isterim.
Urfa'nın Halfeti ilçesinin aylık geliri, İller Bankası'ndan gelen geliri 8 milyon TL. Bu yılda 96 milyon TL yapıyor. 10 yılda 960 milyon TL yapıyor. 1 milyar TL borçlandırmışlar bir ilçe belediyesini. 1 milyar TL. Yani o ilçenin 10 yıllık bütçesinin tamamını ödeseniz, başka hiçbir şey yapmasanız bile kapatamayacağınız bir borçtan bahsediyoruz. Batman Belediyesi 3 milyar 50 milyon TL borçlandırılmış. Mardin Büyükşehir Belediyesi 3,5 milyar TL borçlandırılmış. Van Büyükşehir Belediyesi 4,5 milyar lira borçlandırılmış. Bunlar çok devasa rakamlar. Ve bu paraların karşılığında halka bir hizmet sunulduğu söylenemez. Yani ne Batman'da, ne Van'da, ne Mardin'de, ne de başka bir şehirde emin olun gözle görülür hiçbir değişiklik yapılmış değil. Bizim yaptığımız parklar bakımsızlıktan heba olmuş durumda. Bizim çözmeye çalıştığımız altyapı sorunları içinden çıkılamaz hale getirilmiş durumda. Yani şehirlerimiz sadece siyasal olarak gasp edilmedi, belediyelerimiz gasp edilmedi. Aynı zamanda alındıktan sonra da, yani kayyum görevlendirildikten sonra kelime tam anlamıyla talan edildi. Rüşvetin, yolsuzluğun merkezi haline getirildi. Bağlardaki vatandaş yargılanıyor, hakkında tutuklama kararı verildi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve bürokratları hakkında yargılama kararı verildi. Yargılandılar, cezalandılar, o görevden alındılar. Bütün hepsinin durumu bundan farksız değil. Ama gelin görün ki ısrarla AKP ve MHP iktidarı kayyum siyasetine devam ediyor. Evet. Sayın Tiryaki, şimdi tabii benim merak ettiğim şey şu, daha doğrusu izleyicilerimiz ve vatandaşlar merak ediyor. Sonuçta hani Kürt kardeşlerine uzanan bir elden söz ediyoruz. Öcalan'ın gelip mecliste DEM Parti grubunda konuşulmasına yönelik bir söylem içerisinde olan iktidar var. Hatta aynı görüşteyiz, hiçbir görüş farkımız yok diyen iki lider var, AKP lideri ve MHP lideri. Sonuçta bir süreç başlatılmak isteniyor gibi bir hava var en azından. Ama bir yandan da kayyum politikasıyla yine o iktidarın meşhur sopası bir şekilde elinde olan bir iktidar görüntüsü de var. Siz şimdi gerçekten de iktidardan bir açılım bekliyor musunuz? Bu uzanan el var mıdır? Kayyum politikası aslında tamamen o uzanan eli yok edecek bir uygulama mıdır? Nasıl bakıyorsunuz? Amaç tamamen Erdoğan'ın iktidarını korumak, koltuğunu korumak amacıyla yapılan bir durum mudur? Siz nasıl bakıyorsunuz? Anayasa değişikliği mümkün müdür DEM Partisi ve iktidar partileriyle bir araya gelerek? Biraz çok soru oldu ama kısaca cevap verirseniz memnun olurum. Yani şöyle, şimdi 1 Ekim tarihinde MHP Genel Başkanı muhtemelen önceden planlanmıştır. Kendileri tarafından ama bizim dışımızda eş genel başkanlarımızın bulunduğu sıraya gelip ellerini uzattılar. Bizim eş genel başkanlarımız da nezaket sınırları içerisinde bu nezakete karşı saygınca onları karşılayıp hoş geldin dediler. Ellerini tuttular, harbi tuttular ve hal hatır sordular. 1 Ekim tarihinde başladı. Daha sonra MHP Genel Başkanı... Süreci olarak, aşağı yukarı biliyoruz. Bu süreç sonunda özetlemek gerekirse. Her birisi için yani tavrımızı açıklamaya çalışıyorum. Evet. Genelde. Yani biz bunların hepsine olumlu cevap verdik. Yani hani el uzattıklarının ellerini tuttuğu çözüm dediklerinde, işte dünya için barış isterken, bölgemiz için barış isterken, ülke içinde de barışı sağlamalıyız derken biz buna bir değer atfettiğimizi söyledik. Bu konu da üzerimize düşen bir sorumluluk olursa yapmaya hazırız dedik. Biz bütün bunları söyledik. Fakat siyasi iktidar ve ortağı AKP ve MHP bu sözler dışında, yani ülkedeki çatışmalı ortamın sona erdirilmesi için, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesi için somut bir adım atmak yerine tersine kayyum atayarak süreci yönetmeye çalıştılar. Şimdi bu mesele siyasi partiler arasındaki bir mesele değil. Kuşkusuz siyasi partiler bunun aktif bir parçası ama sonuçta bir toplumsal uzlaşmadan bahsediyorsanız toplumun da buna evet demesi gerekir. Yani mesela Mardin'de, Batman'da, Urfa'da yaşayan bir vatandaş sizin söylediklerinize neden değer atfetsin?
Yani bir yandan Kürt sorunu demokratik barışçıl yollarla çözülecek diyeceksiniz. Kürt kardeşlerimiz diyeceksiniz. Ertesi gün Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı şehirlere kayyum atayacaksınız. Bu bir inandırıcılığı olmaz. Yani bu ne bir umut yaratabilir, ne söylediklerinizin arkasında insanların durmasını sağlayabilir. Yani bu bir tutarsızlık. Çok açık söylemek gerekir. Kafalarının arkasında ne var? Anayasayı değiştirmek için bir yani güç mü arıyorlar? Sayın Erdoğan'a tekrar adaylık için bir yol açmaya mı çalışıyorlar? Orta Doğu'daki dengelerden duydukları kaygılar nedeniyle acaba bir strateji değişikliğine mi gidiyorlar? Bunların hepsi elbette tartışılabilir. Gerekçe ne olursa olsun, bu ülkenin 40 yıldır kanayan bir sorunu var. Yani bu ülkenin on binlerce gencine, yaşamına mal olmuş bir tane sorun var. Bir halkın varlığının, kimliğinin, dinin inkar edilmesi sonucunu doğuran bir sorun var. Bu sorun çözülmesinden daha büyük bir şey yok aslında. Bir kişinin iki kez cumhurbaşkanı olması, anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesinden çok daha önemli bir şeyden bahsediyoruz. Biz bu konuda siyasi iktidar samimi ise değil elimizi uzatmak, yani değil elimizi taşın altına koymak, gövdemizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu söyledik ama siyasi iktidarın bu konuda samimi olmadığı anlaşılıyor. Yani kalbi evet. Başta bir şekilde açıklama olanağı yok. Eğer gerçekten siyasi iktidar samimi ise kayyum atamak yerine kayyuma olanak veren OHAL kanun hükmünde kararnamesiyle getirilmiş düzenlemeyi yürürlükten kaldırmaları çok daha doğru bir mesaj olur. Sokaktaki insan için doğru bir mesaj olur. Vatandaş evet bunlar bazı şeyleri değiştiriyorlar. Kayyum siyasetinden vazgeçecekler. Peki. Ama şu anda izleyen kişiler ne diyor Zeynel Bey? Eski taas, eski hamam siyaseti aynı biçimde. Evet. Yani sizinle bir de Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaşarak sonlandırmak isterim birlikteliğimizi. Çünkü başka bağlantılarımız da var. Selahattin Demirtaş avukatı aracılığıyla ilettiği mesajda ilginç şeyler söyledi. Şuraya da verin ben de göreyim. Diyor ki süreci desteklemeye hazırım. Beni ziyarete gelen bazı avukatlara da söyledim. Ben cezaevinde olduğum sürece sizinle Kürt sorunu üzerine konuşmayacağım. Ben tutuklu biriyim. Eğer benimle çözüm üzerine konuşmak istiyorsanız ilk önce beni serbest bırakın. Cezaevinin kapısında bu konuyu konuşalım diyor. İkinciyi de gösterelim. İzleyicilerimiz bilsinler. Ve daha sonra da Sayın Tiryaki'den değerlendirme isteyeceğim. Devlet ile PKK'nın barışması sorunun çözümünü sağlamaz. Sürece toplumun tüm katmanları dahil edilmelidir. Süreç bu şekilde ilerlemezse toplumsal barış sağlanamaz. Çözüm Kürtlerin devlete ortak edilmesiyle sağlanır. Ne diyorsunuz? Selahattin Demirtaş çözümü bir şekilde katkı sağlamaya hazır ama cezaevinde değil diyor. Ya şimdi bunun en önemli, en belirgin örneği aslında geçmişte yaşanmış bir şey. Güney Afrika'da istihbarat görevlileri, devletin üst düzey yetkilileri Güney Afrika'daki apartheid rejiminin içinde bulunduğu duruma artık son vermek ve Güney Afrika'daki sorunu çözmek için Nelson Mandela ile bir görüşme yapmak isterler. Fakat Nelson Mandela ile görüşme yapmadan önce devlet başkanına, başbakana biz bu koşullar altında görüşmemeliyiz derler. Yani eşit koşullarda olmazsak, yani dışarıda özgür bir koşul içerisinde yaşamazsa cezaevindeki bir kişiyle dışarıdaki devlet görevlilerinin konuşması eşitlik sağlamaz. Bu sorunun çözümüne katkı sunmaz dedikleri için O Güney Afrika'daki çözüm sürecinin başında Nelson Mandela cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alınmış ve o evin içerisinde görüşmeler sürdürülmüştü. Şimdi Türkiye'de de eğer Kürt sorunu çözülmek isteniyorsa, bakın bu Kürt sorunu dediğimiz çok katmanlı bir sorun. Yani hani Kürtlerin dilinin, tarihinin, coğrafyasının, şehirlerini bilmem nelerin tanınmamasından kolektif haklarının yok sayılmasına kadar pek çok sorun var. Meclisi ilgilendiren sorunlar var. Sokaktaki Kürt'ü ilgilendiren sorunlar var ve aynı zamanda silahlı bir çatışma var. Ve aynı zamanda sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Türkiye sınırlarını aşan bir sorundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu çok katmanlı sorun, çok bileşenli de bir sorun. Yani meclis içerisinde yapılması gerekenler var, siyasetçilerin yapması gerekenler var. Aynı zamanda bir silahlı bir örgüt olduğu için ona yönelik de başka biçimde görüşmelerin yapılması gerekir. Şimdi bunun koşullarını yaratmadan siz çıkıp televizyonda sadece bir şey söyleyip sonra da arkasından buna denk gelmeyen adımlar atarsanız inandırıcı olmaz. Selahattin Bey'in söylediği de aslında böyle bir şey. Kendisi de
Bu söylediği şeyi şu: biz cezaevindeyiz, siyasetçileriz, cezaevindeyiz. Cezaevinde olmakla bu sürece bir katkı sunamayız. Yani bize bir yandan 40 yıl, 50 yıl hapis cezası vereceksiniz, zindanlara bizi atacaksınız, ondan sonra sorunun çözümü için hadi gelin siz de bir şeyler yapın diyeceksiniz. Bu olmaz. Yani mesela diyelim ki İmralı'da bu tecrit var olduğu sürece, yani nasıl bu sorunu çözeceksiniz? Yani şimdi bir tane örgütün lideriyle bu örgütün silahlı olarak bu çatışma sürecinin sona erdirilmesinden bahsedeceksiniz. Ama aynı zamanda bu örgütün liderini tecrit altında tutacaksınız. Nasıl olacak bu? Yani hani bu silahlı süreci bu koşullar altında çözmeniz mümkün mü? Yani Sayın Devlet Bahçeli işte tecrit altı kabul etti yani. Hani tecrit Umut hakkından söz etti. DEM Partisi'nin grup toplantısına gelsin konuşsun dedi. Daha sonra Mehmet Uç'un bir video yayınlasınlar DEM Partisi'nin grup toplantısında dedi. Bütün bunlara ne diyorsunuz? Ya şimdi sorun şu. Yani bunların hepsi yani bu sorunun çözümü için önemli öneriler. Ama bu konuda gerçekten siyasi iktidarın samimi olması gerekir. Yani bir kez Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Ömer Öcalan ziyarete gitti 23 Ekim tarihinde. Biz 20 Kasım tarihindeyiz. Yani neredeyse bir aydır avukatları yine her hafta görüşmek için başvuruda bulunuyor. Ailesi tekrar görüşme için başvuruda bulunuyor. Ama anladığımız kadarıyla o görüşmeden birkaç gün sonra tekrar görüş yasağı getirilmiş. Yani hani bu koşullar gerçekten siyasi iktidarın bakın bir hani bu tartışmalı olduğu için çünkü aynı şeyler olmayacak yani bu anlaşılır bir şey. Yani bir çözüm süreci demek istemiyorum. Bir süreç falan yok ortada da ama her ne olacaksa bunun koşullarının yaratılması gerekir. Yani tartışma yaratılması gerekir. Demokratik bir ortamın yaratılması gerekir. Tecridin kaldırılması, İmralı tecridin kaldırılması, görüş koşullarının yani şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani herkes için tanınan temel hakların tanınmasından bahsediyoruz. Bunların hiçbirisi yapılmadı. Hani bırakın eşit koşullarda cezaevinden çıkılarak görüşme olanağı sağlanmasından hala tecrit devam ederken bunu yapmak çok kolay değil. Söylemek istediğim şey bu. Evet. Ama ne olacaksa hükümet samimi adımlar atmalıdır. Yani bir yandan grup toplantılarında 3 tane mesaj verip arkasından insanlara hapis cezaları vermeye, kayyum atamaya devam ederse emin olun Zeynel Bey sadece biz... Evet. Bu ülkede yaşayan ne Edirne'li, ne Diyarbakırlı, ne Karslı, ne Afyonlu hiç kimse bu sözlere itibar etmeyecektir. Ama ben bir kez daha yani sözümün sonunda son söz olarak bunu söylemek isterim. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollardan çözülmesi için ne gerekiyorsa yapmak gerekir. Bu ülkede tek bir tane yurttaşımızın daha burnunun kanamaması için, tek bir annenin ağlamaması için ne yapması gerekiyorsa yapmak gerekir. Burada en önemli sorumluluk kuşkusuz siyasetçilere düşüyor ve biz DEM Parti olarak bu konuda elimizi de gövdemizi de taşın altına sorunu barışçıl yollardan çözülmesi için ne gerekiyorsa üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Rüştü Tiryaki ile görüştük. DEM Partisi Batman Milletvekili. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, samimiyet ve bekleniyor iktidar.